Bu tatlı öyle bir tatlı ki. İncir, ceviz, tarçının mükemmel uyumu bir yerde. Hiçbir şekilde kaynamadan sadece sıcak suyla yapabildiğiniz kahveli şerbeti bir noktada üstüne yumuşacık ipeksi muhallebisiyle final ettiğimiz muhallebisi de tam ayrı bir köşede. Hepsi de bir araya gelince şahane bir tatlıyla günü finalize edeceğiz. Yemeğe yanında yat diyorsun. Bakın gerçekten lezzet uyumu, bileşenlerinin doyuruculuğu ve tatlılığı dengesi. Özellikle kuru incirden bahsediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Yani şiddetle ve şiddetle tavsiye ediyorum. Çok pratik bir kek yapacağız. Keki fırında pişirdikten sonra şerbetin üzerine de muhallebisi dökülecek. Ve akşam soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebileceğiniz mükemmel bir tatlı olacak. Ama öncelikle bu tatlı için ne yapmamız gerekiyor? Malzemeleri saymamız gerekiyor. Malzemeyi sayar mısın? Muhallebili incir tatlısı için gerekli malzemeler. Keki için 3 adet yumurta, 7-8 adet kuru incir, 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı toz tarçın, 1 su bardağı toz şeker. Şerbeti için 1 yemek kaşığı hazır toz kahve, yarım su bardağı toz şeker, 1 su bardağı ılık su. Muhallebisi için 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 litre süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket krem şanti. Tatlı hızlı ve pratik aslında. Hele ki 2 kişiyseniz, mutfaktaki biz bugün 2 kişiyiz. İkimiz de yetenekli, ikimiz de güzeliz. O zaman sen bir köşede muhallebi yaparken aynen, ben de bir köşede keki çırpayım. Nasıl fikir? Gördüğünüz gibi yardım istedi bende. Ama şimdi istemeyeyim mi? Başım gözüm üstünde. Seve seve. Şimdi bu muhallebi için çok basit malzemelerin hepsini bir araya getireceksiniz. Şimdi şu şerbet için malzemeleri ayırayım. Şu üçünü ellemeyin. Bu benim. Bunlar sizin. Bunların hepsini karıştıracaksınız tencerede. Sonra pişireceksiniz. Evet, bu da sizin olsun, bu benim. Şefim, önce sütümüzü koyuyoruz. Tamam. Sırayla bütün malzemeleri koyabilirsin. Sen onu hallederken ben de bir yandan yumurta kırayım ve şekerimle birlikte çırpmaya başlayayım. Şefim, sence Gülay Hanım senin arkandan her şeyi bana yaptırdı, sonra da gitti der mi? Bence demez. Ben çok güzel vakit geçirdik. Bugün bitsin istiyor musun? Hayır. Ben de istemiyorum. Ben nasılım zumur olarak? Hemen kendine pay çıkar. Mükemmel. Ötesi diyorum. Yani kelime bulup anlatılmaz, yaşanır diyorum. Yine gürültülü çalışmaya başladı. Kıskanıyor. Bakıyor. Tahsin şef mi, ben mi? Zumur mu, şef mi? Ben. Kendimi söylüyormuşum. Gel şefim, gel. Bu tarafa gel. Gel şefim, bırak gel. Şefim. Şu malzemeleri de alalım da yolda yaparız. Gel. Haydi arlarma. Şefim. Şefim, seni seviyorum. Ben bunu koydum. Onu alacak mıydım? Ununu koyacak mıydım şefim? Evet. Bu senin miydi, benim mi? Senin unu. Bir yağ mı kaldı? Yağ kaynarken atılacak, krem şanti ocaktan alındıktan sonra içerisine eklenecek. Bak. Bak şefim, hiç pütür pütür yok. Ocağı alabilirim. Çok güzel. Ocağın başına gelebilirsin. Sıcakta sen olacaksın. Bütün zor işleri neden ev sahiplerine yaptırıyorsun? Hiç de zor bir iş değil. Emek işi. Ablam hiç terlemiyor. Sıcağı dayanıklı. Yıllardır bu mutfakta. Şimdi şu kahvemi ve sıcak suyumu, ardından da şekerimi içerisine ekliyorum. Bu da bir köşede güzelce kaynayacak, karışacak. Kaynamayacak pardon. Bunun içinde eriyecek. Yani ılıklığında su, bekledikçe suyun sıcaklığı gitmesini ekledim. Bu iki malzeme senin. Daha sonra bunu ortada sonra. Şefim, bir şey söyleyebilir miyim? Kesin. Şimdi biz aynı atmosferi sunuyoruz değil mi şu anda? Soluyoruz. Aynı yerdeyiz. Sunmuyoruz, soluyoruz. Aynı yerde soluyoruz. Şefim, düzeltiyorsunuz, ben de düzelttim işte. Aynı yerdeyiz. Nedense ben terlemiyorum, şefim terliyor. Bir soru işareti. Şefim, sen şimdi siz benim sözlerimi düzeltiyorsunuz, ben de Gülay Hanım'ın mı dedin? Bence düzeltilmesi gereken bir şey söylemedin. Aynı havayı sunuyoruz dedi. Soluyoruz dedi. Soluyoruz mu dedi? Gerçekten. Evet. Hayır. Evet. Evet. Ciddi mi? Evet. Geri saralım. Geri sarılıyoruz, soluyoruz. Özür dilerim. Aynı yerdeyiz. Neden siz terliyorsunuz, ben terledim? Acaba ben mi terlettim bugün sizi? Evet, gerçekten öyle. Emeğinizle, bize olan ilginizle, el açıklığınızla, hizmetinizle, güler yüzünüzle bizi terlettiniz. Ne oldu? Hemen şey yapacağım zannettin değil mi? Uyuzluk edeceğim zannettim ama etmiyorum uyuzluk. Hayır hayır, uyuzluk başka bir şey, sen başka bir şeysin. Senden çok uzak uyuzluk. Tatlı tatlı konuşacağız. Şimdi, bak bu yumurta da güzelce çırpıldı. Ardından ben şu incirleri biraz doğramam gerekir. Onu oradan bir bıçak uzatır mısın? Benim bıçak setimi almışsınız. Ben şu incirleri küp küp küçük doğrayacağız. Bir şey söyleyebilir miyim?
Tahsin Şef'i. Efendim? Eğer ben böyle bu işlere yakın olmasaydım siz bugün nasıl çıkacaktınız bu işin içinden? Çıkardım bir şekilde de. Merak ediyorum açıkçası. Ama şöyle, ben her gün gidiyorum evde yemek yapıyorum. Yapamayanı var, yapanı var. Hazır bulmuşum yemek yapabilirim. Niye bütün işi kendim yapayım? Neden şef kapımda o zaman? Çünkü şef kapında. Evet. Şefin mutfakta demiyorum. Formatın adı. Şef kapındayız. Kapıya geldik mi geldik. Merhabalaştık, yedik, içtik, güldük, eğlendik. Şimdi? Şimdi düşünüyorum. Onu ben yaptım. Mantarı ben yapıyorum, onu ben yapıyorum. Kremayı ben yapıyorum. İncir siz doğuruyorsunuz. Bakın, sonra ben hiçbir zaman... Sonra şef 3 çeşit yemek yapmış oluyor. Şu program başladı. Ağzından ben yapıyorum lafını duydunuz mu? Şefim, bu aralar seninle ilgili çok şikayet geliyor. Ama ben seni seviyorum. Bir şey söyleyebilir miyim şefim? Efendim. Tekrar ben şefim kapıda gelebiliyor mu ikinci kez? İkinci kez mi? Evet. Bence bana ihtiyacın yok. Hem çene olarak hem el yeteneği olarak ben bu eve fazlayım. Fazlayım. Estağfurullah. Söyleyip bana gün sonunda estağfurullah deme. Fazlayım. Hayat böyle değil mi şefim? İşte sevmiyorum. Böyle yapıyorsunuz ve ben üzülüyorum sonra. Hayat hep böyle, evet. Gülay Hanım'a eşi ne demiş biliyor musun? Senden çektiğimi askerde çekmedim demiş. Heh, ne güzel demiş. O eniştemin ağzından bal damlıyor. Bana diyor ki hanım artık bir otur diyor. İnan seni beni yorduğun kadar askeriye yormadı diyor. Hı? Ne çektin be kadın senden diyor bana. Hayır hanım, sana da yazık. Neden? Uzat ayaktan televizyon karşısında. Ne dert ne gam keder. Yat dinlen. Kızların var kocaman. Getirsinler kahveni. Ama anne olmak çok güzel bir şey. Ya tamam ama anne 33 senedir annesi zaten. Ama onlar çok yoğun çalışıyorlar. Kıyamam ben onlara. Sen de çalıştığın zamanda anaya da hürmet lazım, anaya hizmet lazım. Yaparlar. Tamam. Elleri de çok beceriklidir, sağ olsunlar. Hiç şey yapmazlar. Benden ya. Hani boynuz kulağa geçer ya. Hı. Resmen çocukların beni geçti yani. O yönden asla şeyim yok. Ama ben mutfağa girerler mi? Tabii. El çok, lezzetleri evet, nasıl? İkisinin de birbirinden üstün. Birilerine duyurulur. Elleri lezzetli maşallah ama çocuklar kaç yaşına girerse girsin hep annenin babanın gözünde o çocuklar hep küçüktür. Hiç büyümüyor nedense. Kıskanç mısın? Ben mi? Evet. Hayır. Eşine de mi? Hayır. Çünkü kıskanacak hiçbir ortamım olmadı. Mutlaka olsa kıskanç olup olmam çıkardım. Askeriye de kimden kıskanacak? Komutandan mı? Öyle demeyin. Şefim öyle demeyin. Niye? Akşama kadar askerin içinde değildi ki dışarılarda. Enişteme bak nerede? Yani takılıyordu tabii ki, o da kendi başınca bir yer. O benden başkasının rüzgü olmaz. Çünkü Allah bizi bildiğinize yetiştirmiş. O da olabilir. Şimdi bazen şeye gidiyor eşim. Kızıyor, sinirleniyor. Sahile gidiyor, yürüyor. Bana söylemiyor ama sahilde olduğunu. 5 dakika sonra bana resimler geliyor. Sahilde. Veyahut da Murat abiyi gördük sahilde, sen neredesin? Mobese gibi. Ben de arıyorum, Murat'cığım neredesin diyorum. Söylemek istemiyor. Ben de ona hemen resim atıyorum. Bu ne ya diyor. Bir şey yapmak istesem de yapamam senin korkuna ben diyor. Böyle incirlerimi de attım içerisine. Bu da hazır. Ben bunu o zaman onu tereyağını verelim. Hem sana yardım edeyim. Hı hı, teşekkür ederim. O tereyağı eridikten sonra onu ocaktan alalım. Ben de şu keki yardımla bir düş cam pişirme kabını alabilir miyim? Önce ev sahiplerine iş yaptırdın. Yetmedi. Şimdi beni çalıştırıyorsun. Seni baştan beri işin içine katıyordum da yeni yeni yapasın gelmeye başladı. Ne demek şefim? Her zaman. Yardım mı? Yok hayır. Çünkü şerbetli olacağı için yapışmayacak. Tamam. Şöyle. Bu çırpma telinden evinize alın. Ben de alacağım. Nereden aldın? 1 milyoncudan. Sana vereyim. Hayır, yok, olmaz, 1 milyoncudan almadık. Nereden aldım şu an hatırlamıyorum. Ben bu çırpma telinden nereden aldım bulurum ben bunu şimdi internete bakar. Neyini beğendin? Baksana şu tarafında silikonu var, sıyırabiliyorsun. Evet. Mükemmel bir detay. Öyle. Evet. Baksana. Hiçbir şey bırakma. Normalde spatulasız bunu yapabilir misin? Tek bir aletle 2 iş. Hem güzel çırpıyor hem de ziyan etmiyor. Şimdi bu kekimizi Zumurcuğum sana yine vereyim. Şöyle bir oturduktan sonra sen bunu aşağıdaki fırına 180 derecede güzelce pişiriver. Ardından ben şu kahvemi de eriteyim. Muhallebimiz de oldu. Onu ocaktan alalım, şantimizi de içerisine koyalım. Kapatayım mı? Hı? Fokur diyor bak. Kapatıyorum. Onun kokusu da çıktı zaten. Aynen. Aldık onun kokuyu. Ardından şimdi krem şantisini de koyuyorum. Hızlıca çırpmaya devam edeyim. O güzelce eriyecek, yağ bazlı bir toz olduğu için o. Mükemmel. Muhallebi oldu. Kek fırına gitti. Ardından şerbetimizi hazırladık. Biz bunu detaylı bir şekilde
Rileşimini göreceğiz zaten yakın yakın. Ardından da burayı böyle bir güzelce temizleyelim. Sunum masasıyla birlikte şöyle bir dönelim ki. Evet. Şıkır şıkır yemekler şurada bir gözüksün. Neler yapmışız bakalım. Bu arada Volovon bir oldu ki böyle nar gibi. Oo, ellerine. Nar gibi kızardı. Hepsi sunum masasında. Hatta sana da bir sürprizim var. Aa. Evet. Çok severim sürprizleri. 150 kilodan 75 kiloya düşer. Eşiniz. Aynı zamanda birbirinden lezzetli yemeklerimiz. Bir de güzel hediyemizle birlikte sunum masasıyla buradayız efendim. Ayrıca Gülay Hanım'ın annene bir hediyesi var. Aa! Necati teyzemin bir hediyesi var. Ya! Anneme ne yaptı canım ablam benim? Hepsi ve daha fazlası için sunum masasını kuruyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın geliyoruz hemen. Bekleyin bizi.